Herkese tekrardan merhabalar. Ben Cem Kaan. Speedrun'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün hedefimiz bugün 2050'den 2100'e çıkmak. Haydi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Hedefimiz yine 1000 like. Like atarsanız çok büyük destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim diyorum ve başladık. Rakibimizi bekliyoruz. Birazcık uzun sürdü. 2024 İsrail galiba. İsrail'den bir rakip geldi. Hemen Karakan açılışıyla başlayalım. D4, D5. Şöyle bir OBS'yi kontrol ettim. Her şey yok. Yolunda. Şimdi burada bu piyonu alıyoruz arkadaşlar. Ve filimize F5'e çıkacağız. Bu teori. O yüzden buraları birazcık bilmeniz gerekiyor. Rakip bazen H4 sürüyor. Tamam, at D7 oynuyoruz. Burada rakip E5'e gelmesin diye atıyla. H6. Filimizi H7'de saklıyoruz. Rakip fil D3 gelince bunu vuruyoruz. E6. Fil D2 oynadı rakip. Atımızı çıkalım. Vezir E2 yaptı. Bunu çok bilmiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi düşünüyorum. Taşlarımı nasıl çıkabilirim diye. Vezir B6 mı yapsın? Ha, fil D6 oynayalım. Normalde bu hamle yapılmıyor ama at E4'de gerçekten inanılmaz yani. Bunu nasıl uyuduk? Amacı buymuş bu hamlenin. Vay be, adam bize tuzak kurdu ha. Adam bize gerçekten tuzak kurdu. Tamam, fil F8'i oynayalım o zaman. Fil F8 oynadık. Uzun rok yaptı. Tamam. Alamıyoruz şu an. Açmaz olduğumuz için. Vezir C7 oynayalım. Uzun rok atacağız şimdi. Birazcık sakinleşelim. Sakin oynayalım. At E5 geldi. Bu hamle iyi mi? F5 alırsam ne oluyor? Arkadaşlar at G6 şah çekiyor. Vay be. At E4, at H8. Uzun roku at F7'de oluyor. Tamam, at çarpı E5 alalım o zaman biz. Şimdi bunu alırsak bunu alır. O yüzden bunu almayacağız. Mantıklı değil. At D5 gidelim biz. Atımızı merkeze gidelim. Şimdi atını istiyoruz rakibin. Bir sıkıntı yok gibi. Tamam. Rokumuzu yaptık. Her şey yolunda şu an bence. F4 yaptı rakip. Nasıl? Burayı acaba ama parçalayamıyoruz. Şöyle bir durum var burada, evet. O zaman fil C5 gidersem at E4 geliyor. Ona da dikkat ederim. Fil B4 gideceğim. Bakalım ne oynayacak bu hamleye karşı. Alırsa premium'ladım. Taşlarımı çıkmam gerekiyor. Tamam. Şimdi fil E7 gitmeyi düşünüyorum. Fil E7 gidelim. Piyonu sürdürmek istedim. Şimdi vezir A5 gidip buraya saldıracağım arkadaşlar. Şimdi C4 oynarsa oynayamaz. Ya oynayabilir aslında da. Hem bunu alabilirim hem de riskli bir varyant birazcık. Vezir A6 yapıp basit bir şekilde rakibi açmaza alabilirim. Ya da at B4 de oynayabilirim. Hani o kadar fazla seçenek var ki. Şu an güzel rakip oynadı korkusuz bir şekilde. Biz açmazımızı yapalım. Aldık açmaza. Bakalım. Şah B1 oynardım ben olsam. Beyaz yerine olsam. Düşünüyorum ki. Kahve buldu. Ama hala açmaz da. Nasıl bir hani numara çevirebiliriz diye bakıyorum. Şimdi bu fili oynayamam buraya. İyip A3, at D6'lar var. O yüzden
pozisyonumuz birazcık sıkıntılı. Ama olsun. Bu oyun sonuna gitsek mi acaba? Gidelim ya. At B4. Çünkü file E'ye koyacağım ve gerçi rakibin de C5 fikirleri var ama bakalım. Maçlar zor artık yani yapacak bir şey yok bu konuda. Düşünüyor. Eşit zaten şu an pozisyon bence. Şimdi rakip C5 sürmek istiyor bence. Sonra at D6 fikriyle ama buna da çok da durduracak bir hamlem yok bence. Değişsek nasıl olur? Kalede bir. Geldim. İnşallah burada. Tamam, değişelim bunu. Tamam. Bakalım neler olacak şimdi. Direkt güne mal. Evet. Kayıpla başlayabiliriz yani. Fil E7. Şah çekebilir. Onu herhalde C'de gitsem alt D6 oynuyor. Buraya gidelim o zaman. Ay, Vezir H7'yi uyudum. Bunu alacağım o zaman. Yapacak bir şey yok. Vezir H7'yi uyuduk ya. Nasıl uyuduk onu? Arkadaşlar vezirle yerse vezirle bu piyonu yiyorum. Tamam. Şimdi burada bir dakika duracağız. C5 sürelim burada. Bence bu kötü değil bana ama D7 oynarsa şah D8 tabii ki bloklamam lazım burayı. Rakibin veziri arkadaşlar buralara gelemiyor. Önemli bu. Bir saniye. Şu piyonu alalım bir. Bir de bunu alalım. O da bunu alacak. Büyük ihtimalle. Çok ilginç bir pozisyonla karşı karşıyayız. Şu an. Şu an buraya gidiyorum. Buraya gitseydim bu piyon oluyor. Beraberlik istemiyorum o yüzden. Buradan şah çekerse nereye gitsem acaba? Buraya gideyim. G4 yaptı. Bir tane şah çekelim çaprazdan. Bir tane de buradan. Bir tane de buradan. Sonra bakın manevra yapın. Bir tane de buradan. Bir tane de buradan. Buraya move yapalım. Çok güzel değil mi manevra? Vezir G6 yaptı. Tamam, bunu da alıp veziri buraya koyacağız şimdi. İzleyin. Vezir D6. Çok güzel oldu bakın. Bir piyon. Öne geçtik. Keyfimize bakacağız şimdi yavaş yavaş. Vezir C8'e de şah B6. Bunu yavaş yavaş zorlayacağız arkadaşlar. Bir tane A6 yapalım. Vezir belki buraya koyabilirim diye. Rakip böyle oynarsa C6'ya koyacağım vezire. Tamam, oynadım C6'ya koydum. Tamam. Şah C7 biraz sürem azaldı. Onu bir şey yapmam lazım. Aşağı böyle koysam daha iyi. Da beraber olacak ya. Beraber olmaz umarım. Bir tane piyon sürelim ki olmasın. Çamlıyı sayamadım çünkü şu an. A4 sürelim. Şah B5. Şah 5. Şah 6. B5. Artık gemileri yaktık.
Sürelim be doğrudu de. Sürdük. 20 saniyemiz var. Şah. Ay piyonu muyduk? Yo vezir B5. Tamam. Sıkıntı yok. Şah 5 galiba. Nasıl pozisyon ya? 5 tanesi var. Ve ay ay matın güzelliğine bakın. Şu matın güzelliğine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir maç. Gerçekten çok güzel bir maç. Bakın burada vezir F1 yapsaydım. Vezir C1 oynuyordu. Ve olmuyordu ama bir tane çaprazdan şah vererek arkadaşlar. Rakip şahı buraya attık ve buradan mat edeceğiz şimdi. Şah C1 gelirse de vezir C2 mat oluyor. Gerçekten efsane bir maçtı bence. Yani gerçekten çok çekişmeli bir maçtı. Ama günün sonunda rakibi çok güzel bir şekilde kandırmayı başarıyoruz yani. Şimdi Albanya mıydı bu? Hangi şey? Arnavutluk evet. At F3. D6, D4. Hemen merkeze alıyoruz burada yine. Arkadaşlar. At C3. Taşlarımız çıkmaya devam. Şimdi burada fil F4 oynayalım. Bu varyant birazcık keskin bir varyant. Vezir D2, rakip böyle C6, D5 falan yapıyor. Ama genelde şeyi de bilmiyorlar. Ve hadi birazcık agresif oynayalım. Biz de G4 sürelim buradan. Bakalım. Kim daha agresif oynuyor? F3 korudum tüm piyonlarımı. Şimdi G5, H4 oynayacağım. Rakibimiz bize, canım rakibim bana izin verirse. Şimdi file 3 oynayabiliriz aslında. Ama tamam, file 3 oynayalım, kasmayalım. Yedik file. G5 H4. G5. Şimdi arkadaşlar atı çektiğinde tam H4 sürüyoruz tabii ki bunu korumak için. C5 geldi. Fili F2'ye çekelim ki at G3 gibi hamleler olmasın. Şimdi bakın atınız D5'e oturacak yani birazdan. Ya da hatta F4 çok güzel hamle burada. Bakın F4 sürüyoruz. F5 istiyoruz. Fil E2 istiyoruz. Gayet güzel gözüküyor bu. Hatta burada bir F5 ile bir piyon fedası yapsak mı diye düşündüm. At D5 gidelim. Biz kasmayalım çok fazla. Piyonunu alalım bunu. Çünkü vezir A6 elim at F4 boşta kalıyordu. Şimdi basit bir şekilde fil E2 gelip bu atı almak istiyorum arkadaşlar. Buna bir tane şahımızı kaçalım. Hiç acelemiz yok. Bu piyonu koruyoruz tabii ki. Basit bir şekilde. Hiç acelemiz yok yani oyunda. Ve şimdi bir de azıcık çekelim. Heh. G6 yaptı. Burada bence en iyi hamle F5 ama fil E2 H5 de gayet güzel gözüküyor açıkçası. Ama F5 duracağım ben. F5 F6 yapacağım sonra fil E2. Hatta şu an fil E2 istiyorum. Oynayalım file 2. Şimdi at G7 gelemiyor. F6 var. Gayet iyi oldu bu. İlk bunu patlatacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. Bunu patlattıktan sonra bir de bunu patlatmayı düşünüyorum. Nasıl yapabiliriz ya onu? Tam yiyelim biz bunu bir tur. Olabildiğince açalım yani şahı. Ama mantıklı mı yaptım bilmiyorum. Neyse ye bunu da Cem Kaan. Ha bunu da sürelim ya. Sürelim gitsin mi? Sürelim gitsin. Bakalım rakip ne oynuyor. Bunu yemezse bunu da süreceğim arkadaşlar. Zorla aldıracağım yani o piyonu. Al o piyonu. Ben istemiyorum piyon falan. Çünkü niye? Yerse kaleye geliyorum. Şahla kurduğumda vezirle geliyorum ve bunu yememe engel olamıyor herhangi bir şekilde. Yine D3'ten de yapabilirim aynısını. F6 oynarsa G7 hamlesi önemli bence. Çünkü rakip G7 yapmazsak fil de burayı bloklayacak. O yüzden bu piyonu sallıyoruz şu an. Tamam yiyelim ya. Açılsın oyun. Her şey açılsın. Şah. Kale G7 geldi. Vezir H6 nasıl burada? Burada file 3 oynayalım arkadaşlar. Amacımız flash 6 gelmek şimdi. Bakın olabildiğince tüm taşları atağa
götürmeye çalışıyorum. Fark ettiyseniz. Zaten iki kale neredeyse. Şu an atağa hızlı bir şekilde gelecek. Vezir zaten atağa herhalde en kolay gelebilen taş şu an. Ama bu fil burada bir şey yapmıyordu. Ve bu sefer bakın şimdi buradan yönü değiştirebiliriz. Flash 6 şeklinde ama pil D4 şeklinde pardon. Ama çok da bir şey fark etmiyor. Biz yine H6'ya gidelim fili. C3 oynarsa ilgilenmeyeceğim. Vezir D4 oynayacağım. Buradaki baskıyı arttıracağım. Yani bunun mat olması gerekiyor aslında bence. Ama bakalım. Bakalım bakalım. Şimdi C3 vezir D4 kaleydi ya. Kale G7 vurup G7 alınca kale gelir geliyorum arkadaşlar. Ve %99 mat oluyor orası. Güzel. Ama vezir C7 var. Ay, vezir C7 var. Bir saniye. Bir saniyenizi rica ediyorum. Vezir D4 gitsek. G7'ye falan bakmama gerek yok büyük ihtimal. Tamam vezir. Bu arada adamın disconnect oldu galiba. Ha, geri geldi. Şimdi vezirde de kale E5 gibi bir hamle de var. Tamam vezir D4 gidelim biz. Ama kale E5'e şey var. Fille yiyorum. Yiyince vezir A7 oynuyorum. Bu sefer bakın vezir o kadar güzel bir taş ki hani yani hop çaprazdan düz rakibe saldıracak. Kale iyi yapması lazım. Eğer hani çaprazı kapatayım derse buradan hop bir tane yiyip vezir A7 ile bu sefer diğer taraftan atak yapıyoruz. Sürekli atak yapıyoruz yani. Dediğim gibi vezirin atağa dahil olması çok kolay. O yüzden ilk olarak filin görevini tamamladık. Fil atağa katıldı ilk. Burada adam internete tost makinesiyle bağlanıyor olabilir. Evet, adam interneti bayağı kötü galiba. Hani E5 geldi abi bakın. Hamleleri tahmin etmek bayağı işinize yarar yani maçta. Yiyelim bunu. Ye oğlum. Başka hamle yok zaten. Kontrol ediyoruz. Vezir A7 geliyoruz. Nasıl koruyacak bu fili? Ben koruma yolu göremiyorum. Geldik Vezir A7'ye. Yani G5 gelirse yiyorum basit bir şekilde. Buradan herhangi bir şekilde mat olma durumum yok gördüğünüz gibi. Ve rakipten terk geliyor mu diyeceğim de adam terk düşüne terk tuşuna basana kadar büyük ihtimal süresi bitebilir yani bu internetle. Bekliyoruz. Haydi abi. Terk tuşu. Bak nerede biliyor musun? Şurada sağ altta. Neyse ben yanlışlıkla basarım falan. Bak vezirle koruyamıyorsun. Alıyorum. Kareyle koruyamıyorsun. Alıyorum. Kareyle koruyamıyorsun. Alıyorum. Bitti oyun o zaman. O zaman şu tuşa basman lazım. Dokuz, 18, 17, 16, 15, 14. Ondan geri sayayım. Yoruldum böyle. 10, 9, 8, 7. Ama olmuyor böyle ya. Bir dakika hemen mat hesaplayalım. Çak 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 tamam at. Hop. 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 Okey süresi bitti. Kale E'yi de oynasaydı da basit bir şekilde arkadaşlar vezir E6 oynayacaktım. Ancak kale E'yi de oynadığında kale öndeyiz zaten. Vurup kale E1 şah çekip vezir E8 kale E7 ve devamında yine o şekilde de mat yapabilirsiniz diyorum. Ve hemen sonraki maçımıza geçiyoruz. Nijerya galiba bu bayrak. Evet Nijerya. E4 hadi bu sefer at F6 oynayalım. Aleyhin açılışı. At C3'e E5 yapıyoruz. Rakibi Viyana'ya soktuk. Tamam buna da E5. Bunu ben de oynuyorum beyazla. Bu hamle kötü olması lazım. Bunu alıyoruz bir tur. Tamam bunu da alalım bir tur. Ve atı da E'ye şimdi tempo kazanıyorum. Burada. At F6. Tamam. Fili de çıktım C5'e. Rok'umu
H5 ilginç aslında ama H5'le bir çok canım H5 yapmak istiyor ama yapalım mı ya? Ya yapalım ne olacak? Yapalım gitsin. Tamam. Bir tane C6 mı yapsak acaba? Bir tane C6 yapalım. Filmin uçak hızını kapatalım. D3 oynadı rakip. Tamam. Bir tane fil G4. Tamam. Bir tane vezir D7 yapalım. Uzun rok atacağız. Yersi yiyelim. Premula ya da premulamayalım. Tamam. Uzun rok. Rakibi atak yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Fili çektik E6'ya. Alt C3 geldi. Tamam. Bir tane şah pisisi. Bu şöyle her zaman kaçın arkadaşlar. Bir kare yani. A4 yaptı. Şimdi ben sana atak yapmak istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Kaleyi bir çekeyim şuraya. At H7 geleceğim şimdi. Tamam. Gelelim at H7'mize. Ver fili kardeşim. Tamam. Evet, şimdi G5 sürsek nasıl olur acaba? Sürelim gitsin ya, bunu da sürelim. Hadi bakalım. Bakalım ne oluyor. Bakalım ne oluyor. Her şeyi feda ediyoruz. Bunu da sürüyoruz arkadaşlar. Çıldırdık şu an. Tamam. At F8 mi oynasak acaba? Yoksa vezir E'de gelip direkt almak mı istesem ya da file E'de tarzı. Ama file E'de atı 4 oynuyor. Birazcık sıkıntılı olabilir durumlar. Tamam. Şunu bir yapalım biz. Bir rakibi at E4'ü zorlayalım. Tamam. Şimdi fil D5 gelip vurma fikrim var aslında burada. Tamam. Bunu yapalım biz. Fil D5. Aslında güzel gözüküyor ha bayağı. Niye ben bu kadar şey yaptım ki hani böyle overreact yaptım yani. Fazla tepki yok. Bunu alayım ben bedava değil mi bu? Aldık. G5 süremez arkadaşlar. Direkt alırım hatta. Kafasına kafasına alırız yani. Kale burada boşuna mı verdik ona? Aa yok artık ya. Yok artık. Açmaz. Akmaj. Konuşamıyorum. Açmazlısın oğlum. Nasıl görmüyorsun ya? Nasıl görmüyorsun? At G5 vurduk. Atla vurdu. Fille yedik. Kaybetti direkt herhalde. Atla yedik. Atla yemek zorunda. Fille yedik. Bunu tutamıyor basit bir şekilde. Yedik. Gayet güzel. Bunu da yiyoruz. Açmaz olduğu için alamıyor ve mat oldu büyük ihtimalle. Çünkü şu an arkadaşlar bu fili koruyacak hiçbir hamlesi yok derken iki hamlede hatta bir hamlede şu an bir hamlede oldu. Sizce burada siyahlı bir hamlede mat nedir? Şah G1'e gidince iki tane bir hamlede mat var. Hadi bonuslu bir soru. Birincisi vezir G3, diğeri vezir H2. Hemen vezir G3 premium'u yaptım. Ciğeryalı rakibimizden terp bekliyoruz. Güzel bir mat ettik. 26 hamlede mat ettik rakibi ya da 27. Hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar like çakmayı unutmayın diyorum. Ne kadar like atarsanız o kadar iyi oluyor video için. Teşekkür ediyorum. Bekliyoruz. Şah G1, vezir G3 mat. Şah G1, vezir H2 mat. Abi yapma şunu ya. Şunu heh, bak duydu beni. Evet matımızı yaptık. Geçiyoruz yeni maça. Bu hangi bayrak? Bu Litvanya diyecektim. Ortasında bir işaret var. Böyle Afrika falan galiba bu. Böyle Mali falan tarzı bir şey mi acaba? Ha, Myanmar var. Myanmar var. Tamam, Myanmar'a o zaman biz G5 yapalım arkadaşlar. İlk hamle. E5. Verdik burayı. Açıyoruz yani. Tamamen troll bir açılış bu. Ama niye olmasın? Tamam. Aldım bunu ben. Alayım bu piyonu. Vezirimizi erkenden oyuna çıkma keyfi. Vezir E7 oynasak mı? Oynayalım. At C6 D6 fil G7 tarzına gelişeyim. Taşları.
Kötü olduğuna yemin edebilirim bu arada. At C6. D6. File E6 oynayalım bir tane. Yerse piyonla yiyeceğiz ve hemen uzun rok kaçacağız buralardan. Kaçalım biz yine uzun rokla. Fil G5 oynarsa her zaman F6 oynayacağım. Bu arada Flash 6 oynayabilirim burada. Değişelim bu fili. At D5 gelirse büyük ihtimal düşünmeden yiyeceğim. Düşünerek yiyeyim. Aa, Vezir F8 de yiyeceğim ya. Vezir F8 geldik. Gayet güzel gözüküyor bu hamlede. Evet, at E7 çıkalım. Mı? At E7 olmuyor ya. Taş yürü. Bir tane. O zaman yiyip at E7 çıkayım ya. Hani bunu bir yiyelim arkadaşlar bir tur. Sonra at E7. At E7. Şu an artık bunu alabiliriz. Kalemiz de gelebiliriz duruma göre. Hatta kale G8. Gerçi at F6, kare G6, at H4 var ama 7 rakip bezileydik. File yerse diyecektim. Demiyorum. Buna F6 oynayabiliriz. F6. Yerse yiyelim. Şah çekiyor çünkü. Tamam. Şimdi rakip at H4 gelmek istiyor. Bunu gördük. Bunu gördük. Kale G8 oynasak at H4 gelebiliyor yine. Sıkıntı. Tamam gelsin ya. Gelirse gelsin ne yapalım yani. Değil mi? Geldik kare G8'e. At H4'e at D4 gideceğim ben de. Gidiyorum at D4. Gidiyorum buralardan. Vezir. Tamam vezirle alıyoruz bunu. Şimdi güzel oldu. At C2 istiyorum. Alabilirim mesela bu piyonu. Bunu da alsam kötü olacağını düşünmüyorum. Kale G6 da oynayabilirim ama düşünüyoruz. Şimdi at C2 alırsak tehlikeli şeyler başımıza gelir mi? Kale A1'den sonra bunu düşünüyorum arkadaşlar. Gelmeyebilir. Kale G6 ile başlasak at D4 oynuyor. O çok sarmadı beni açıkçası. Düşünüyorum. Yani risk almak lazım mantık olarak. Hadi risk alalım. At C2 alalım. Kale C1 oynayacaktır. %99. Ona kale G6 gideceğim. Kale G6 ver veziri. Vezir kaçınca. Çünkü at D4 oynayamıyordum daha demin. Yiyip bu piyonu alıp en son piyonumu alıyordu. Şimdi kaleyle geldim. Korudum bunu. Tamam. Şimdi at D4 gideceğiz arkadaşlar. Hem de piyonun değiş derken bir dakika rakip vezir A5 gelecek. Gelecek. Tam yapacak bir şey yok. Yani alacağız bunu. At D4 gideceğiz. 7. Yedik. Şimdi vezir A5'e neler yapacağız? Burası kritik. Herhalde C6 sürerim ya. Hiçbir şey yok ki orada. C6 sürerim. Bunu alırsa hatta C5 bile sürebilirim de B4'leri hesaplamam lazım bu sefer. C6 kale G8. Tamam bir dakika. C6 vezir A7 kale G8. Sonra vezir H3. Takılabiliyor muyum orada acaba? Daha kolay bir hamlem yok mu ya? Tamam, C6. Vezir A7 alacaktır. Mat istiyorduk. Aa vezir F5 oynadı. Tamam. Bu iyi olmaması, bunun iyi olmaması gerekiyor. Şah D7 gidelim. Gelse şahla hem şahımızı... Evet gayet güzel. Bakın şahla bu piyonu koruyoruz. Bir piyon önündeyiz galiba. 2, 4, 7.
6 aynen. Kale G8 geleceğim. Kale G3 gideceğim. Buraya atabilirim kaleleri belki. Çiftleyebilirim hani. Kale G3 gidelim mesela hemen. Ver bu piyonu. Gerçi birazcık hata olmadı. Yo, tamam buna böyle koruyacağım. Bak, kaleye geldik. G8'e kale şu çiftliyoruz çaktırmadan. Kalemizi E3'e koyabiliriz. Sonra kale G6. H5, H4 oynayabiliriz. Tamam. Bir tane kaleyi G6'ya koyalım. Ne olur ne olmaz. Rakip şah oynayamıyor, bu piyon boşta. Tamam. Bir tane H5 H4 koyalım. Bu piyonları böyle durduralım. Bakalım. Şey, iki piyon uyudu. Aldık. Ve artık bu tamamen kazanç oldu bence. Gelebilirim. Hadi gelin bunu. Bakalım neyle alıyor. Tamam. Buna da kare G3 iniyorum arkadaşlar. Ver bu piyonu. Ver bu piyonu. Üçüncü piyonu da kazanıyoruz. Büyük ihtimalle. Aldık bu piyonu. Kaleyi oynayamaz. İkinci yataydan. Direkt şah çekip buralarda gider. Sürüyorum piyonu. Rakip şimdi. Rakip kale bu piyonla ilgilenmek zorunda kalacak. Kale G3. H3 kare G2 isteyeceğim. H3 sürelim. Tamam, hadi bir tane de şah çekip H2 oynayalım. Piyonu 2'ye kadar sürelim arkadaşlar. Tamam. Şah C4 gelirse basit bir şekilde bu piyonu da alırım. Evet, bunu da alalım arkadaşlar. Hiç yani hiç rakibe şans vermeye gerek. Hatta şu an C5. Neyse bunu da alalım. Biz alalım ya, alalım. Sonra buradan sürmeye devam edeceğiz. Bunu da sürelim. Bir oradan sürüyoruz, bir buradan. Bakalım. Tamam. Bir tane C5 yapalım mı ya? Bir tane C5 yapalım. Hani rakip olur da D4, D5 bizi mat yapmaya çalışır. Tamam. Sürüyorum A4'ümü. Sürüyorum A3'ü. Preme'lıyım. D4 D5 mat etmeye çalışacak çünkü tek tri o bence. Tamam, buna kale D2 oynayalım. Bunu alalım. Evet, sürelim bunu. Evet ve çarp geldi. Hemen geçtik yeni maça. Alicia Maria sanırım kadın oyuncu. E4 C5 C3 oynayalım alapin. E5 hemen yine klasik zaten şimdi yapıyoruz. D4 burada vezirle alacağım çünkü vezirle almayı çok bilmiyor insanlar. At B6 at B3. At C6'ya nereye gidelim? H4'e gidelim vezire. Bakalım. Vezir C'de oynadı. Buna herhalde F4 oynarım. Hem piyonu kurdum hem duruma göre E6 hani şeklinde tehditler olabilir. At A3. Tamam, bunu çekiyorum film G3'e. Şimdi at A3 belki. At B5. Uzun rok. Fil C4. At D2 gidelim. At A3 olmuyor artık. Fil de alıyor. D3 oynadım bir tane rakip. Ne yaptım ben? Fil E7 geldi. Niye bu kadar hızlı oynadık arkadaşlar? Vezir'e uyuyorum. Tamam, hadi bakalım. Vezir geriye nasıl oyun çevrilmez adlı videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz hızlı oynayacağım. Süresine baskı yapayım. Burada artık anlatacak bir şeyim kalmadı arkadaşlar. O yüzden hızlı oynayacağım. Batırdık ya.
Hadi oğlum. AT4 görme. AT4'ü görme. Lütfen görme. Lütfen görme ya. Görmesene ya. Tüm şansımızı da yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Beraberlik teklif ederim. Draw. Kale 8 tak. Evet, ne geriyiz ya? Bir wizard geriyiz sadece. Çok da endişelenecek bir şey yok bence. Alt tarafı wizard ne olabilir ki yani, değil mi? Ay ay. Mat olacağım ya şah çekip. Başaramadık ya. Bezir'e şu mat. Ezra H5 de mat. Oho. Niye abi? Niye böyle bir şey oldu bu maçta? Terk ediyorum. Tamam. Rövanş istiyorum. Bakalım kabul edecek mi? Kabul etti. Hadi bakalım. İntikamımızı alalım. E4 C5. Biz de aynı açısı oynayacağız. D6. Dragon oynayacağım. Bakalım biliyor mu? File 2'de daha böyle basit bir varyantı tercih etti. File de 7. Kale C8. Tamam, rok yapalım. Buna düşüneceğim tamam. Ne oynayabiliriz? H5 oynasak. H5 oynayalım. Duralım o hasarı. Yedik bunu. Tane. B5. Yalnız ikinci maçı da kaybedersem ne komik olur ha. Fg6, Fg6. Kaybedebilirim sonuçta da yani olsun. Video başlığı hazır ya. Şöyle oynayalım. At D5. Diyelim bunu. F5 oynayalım. İyi mi ki bu hamle? Hesapladı mı acaba hepsini? Bunların hepsi nasıl hesapladı? Oha vezir H6 mat alıyorum. Bir dakika, kaleci 2 alsam kazanmıyor muyum ben? Kaleci 2 alalım. D1. Tamam. Bunu da herhalde alıyorum basit şekilde. Kaleyle alırsa bu piyon boşta. Aldık bunu.
Ama bu çok zorlanmadan herhalde kazanç olacak. Şöyle bir şah çekeyim. Şah B1'e gidecektir. Hadi. Tamam. Şah şahı. G5 G4 istiyorum şu an. G5. G4. G4 terk oldu galiba şu an. Şah G5. E4. H4. Bunu da alamıyor. Fil boşta her zaman. Vezir uyup da kaybetmeyiz ya. Şah B4. Buna bu piyonu alacağım. Basit bir şekilde. Aldım. Şah G3. Bunu da alacağım. Sonra vezir çıkacağım. Terk geldi. Hadi bir rövanş daha teklif ettim. Oynuyor. Bakalım. E4. Hadi C3. Aynı açısı. Bir dakika. Aynı açısı da ben niye vezir uyudum? Niye arkadaşlar? Şunları bir bulayalım hemen. İnanılmaz ya. E6 mı yapacak acaba? Yok. At B3. Aynı açısı tekrarlıyoruz şu an. Bak, bir dakika. Birazcık düşüneyim. Konsantrasyon yapalım. Vezir H4 yine. Tamam, güzel. Gel vezir C7. Bir F4. Sefer veziri G3'e koy. Yok, G4'e koyacağım, merak etme sen. Gel at D5. Hadi hadi. Gaza geldim şu an. Bu ne? İyi. At D2. A3'ten de çıkabilirdim. A3 daha iyi belki de, bilmiyorum. Ay ay, fil F4. Bu hamle kayıp galiba. Vezir G3 gelsem ne oynuyor? At F3 alacak. Atla alsam fil C3 oynar. G piyonuyla alırsam terk ediyor galiba. Geldik. Piyonla. Ya da dur. O... Niye ben pre-move yapıyorum ki? 4 dakikam var ya. Blitz'e o kadar alışmışım ki arkadaşlar. Şimdi at V3 aldı. E buna bedava. Fili koruyorum ben. 13 hamlede. Okey. Kaybettiğimiz için bu rakiple 2400 2100 olmamız lazım. C5 oynadık. Hadi yine aynı esişi oynayalım. At F6. G6. G7. At C6. D7. C8. Şimdi bir dakika, burada bir şeyler değiştirebilir miyiz? Tamam, değiştirmeyelim ya. Rol. Aynı esişi oynuyoruz ya. Haşiş geldi. Rakip değiştiriyor. Rakip değiştirdi. Hamleyi değiştirdi bakın. B5 dursam nasıl olur? Bu çok mu agresif olur? Tamam, ben vurup yine B5'imi süreceğim ya. B5, B4. B4, at E4 istiyoruz şu an. Bir D3. Tamam, B4. At D5 oynarsa yiyip şeyler olmuyor mu orada ya? Olsa keşke. At C3 koyabilirim bak orada. Güzel. Buna bir vezir A5 çıkalım. Ver A2'ye. Tamam. Şimdi burada bir file A6 falan olmaz mı ya? E5 sürsem acaba o nasıl olur? Düşünelim.
E5 çok güzel gözüküyor bu arada arkadaşlar. E5 süreceğim ya ben. E5 sürdüm. Fil'in önünü kapatıyorum ama çok güzel geldi. Hoşuma gitti yani. Yiyecektir diye tahmin ediyorum. Yemezse çünkü ne bileyim D5'te bazı hamlelerle çok tehlikeli olabilir burası. Yemedi. Tamam. Sürdüm E4 taş verdi diyordum mi direkt? Aynen. Tamam. Bunu yemek yemesi lazım. Aa A4 alamıyorum ondan mı? Nice. Tamam, böyle oynayalım o zaman. Ver matı. B3 geldi. Bastık D5'i. Şimdi bu çapraz açılırsa fena olacak. Çok fena olacak. Ve ben bu çaprazı açıyorum galiba şu an D4 ile. D4, F6, ED3, EF7, kare F7, E4, B4 ama bir dakika emin olmam lazım. Ben niye fili kaçmıyorum ki ya? Bir dakika arkadaşlar. Fili kaçayım ben. Manyak mıyım ben? Fili kaçayım. Hakikaten niye kaçmıyoruz? FG HG alalım. E5 A5 alalım. Bunları zaten... Gerçi bir dakika. E4. C4. Ama bir şey olmuyor burada ya. Sanki. Ben A5 A3'leri koyarım ya. Aynen böyle oynayalım. Wow, very interesting move. Bunu yiyorum. Yiyince bunu yiyorum. C4'da bunu yesem her şeyi yiyebilirim ben şu an. Sen bu hamle çok yanlış hissettirdi bana yani. Ama niye böyle? Tabi vezirin buraya gelmesi bir şey olmuyor bence. Gelirse gelsin yani ne yapalım? Bunu yiyelim. Tamam. Ay, buna yemeği istiyor ya. Of. Neyse vur bitsin. Tamam. Fil E6 koyalım. Ver bu piyonu. Sonra devamında böyle. Gerçi rakip. Aynen ben de bunu diyecektim tam olarak. Tamam yedik bunu. Şimdi at D5. Ooo at D5. Bu güzel oldu bayağı. Kale F1 oynayacak. Aa oynayamıyor onu da. Bunu da tutuyoruz. İnanılmaz. Sen bunu yiyorum. Alt D5 koyuyorum direkt. Hop güm. Gayet iyi. Hatta premo bile yapabilirim yani. Alt C3'ler, kaleler, şahlar, vezir A2'ler. Evet, bunu görmedim. Bir tane E3 sürelim. Bakalım nereye kaçıyor. At C3 E2 oynayacağım. Bayağı win oldu şu an yani. Ağır. Kolay oldu. Atı C3'e koyuyoruz. Atımızı piyon koruyor. Piyonumuzu at koruyor. Evet rakip dayanamadı. Feda etti. Bunu alacaktır tahminimce. Ama buna da herhalde... Ya da ben niye kalemi oyuna sokmuyorum diye bir mantıklı bir soru da geliyor aklıma. Niye yapmıyoruz böyle bir şey arkadaşlar? Hadi D8 oynayalım. Vezir değişimi istiyoruz. Basit bir şekilde. Bir piyon öndeyiz yani şu an. Öğretmen mi? Ben anlamadım. Evet. Bayağı iyi oynuyor çünkü yani. Vezir. Şimdi rakibe karşı şans da vermek istemiyorum ya. Tamam, E4 sürelim. Tamam, F5 sürelim buna da. Şimdi vezir D3 istiyorum. O vezir D3 tamam kazandı. Bakın piyon zincirine bakın. Kale G3 geleceğim. Kale G4. Belki. Kale G3. Kale 2 oynayacaktır. Buna da kale G4. Premo yapayım. Şah B2 bu ama çok da bir amacı yok.
Hatta A5 sürelim. Bayağı durduralım burada. Tabla geliyoruz artık. Gelelim, devam edelim. Şah E3'e şah E5. Kale G4. Hemen ver bu piyonu. Şah E5. Şah D4 gidelim. B2. E3. Şah E4. Kolay bir kazanç oldu devamı. Ve rakip terk ediyor. Ve evet çıktı zaten. Kaybedeceğim daha. Ve 2100 oluyoruz ve bu bölümün de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza da hala abone olmadıysanız abone olarak destek olabilirsiniz diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.